Gastrit ve ülser nasıl bir hastalık? Ve bu hastalıklarla ilgili ne kadar bilgiye sahibiz? Şimdi herbalist İbrahim Bey'den doğrularını alacağız. Bakalım doğru muymuş bildiklerimiz, yanlış mıymış? İbrahim Bey, gastrit nasıl bir hastalıktır? Ve ülserle arasındaki bağ ya da farklılıklar nelerdir? Evet. Yani ülser, gastritin ilerleme şali. Aynı şey. Gastrit, mide iltihabı. Mide mukozasının iltihaplanması. Neden iltihaplanır? Genellikle %80 Helicobacter pylori isimli bakteri bu iltihaplanmaya sebep olur. 1983 yıllarına kadar midede iltihaplanmaya sebep olan bir bakteri olmasının mümkün olmadığını söylüyorlardı. Çünkü mide çok sert bir asit salgılar. Mide asidi, hidroklorik asit. Peki bu bakteri nasıl yaşıyor? Yani çok sert asit salgılamasına rağmen. Çünkü Helicobacter pylori kendini asitten korumak için sabun köpüğü gibi bir köpük salgılıyor. O köpüğün içerisinde kalıyor. Mide mukozasına yerleştikten sonra köpükten kurtuluyor. Derinin altında faaliyetine başlıyor. Devam ediyor. Çok kurnaz bir bakteri. Şimdi insanların hani mide gastrite %80'i Helicobacter pylori'den kaynaklanır. Helicobacter pylori'yi nasıl tedavi edebiliriz? Bununla ilgili Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de küçük çaplı bir klinik araştırması yapmış Ladengül'ü ile ilgili. Ladengül'ü gastriti iyileştirici, antiviral, antibakteriyel özelliklerine sahip bir bitki. Ama bu bitkinin bir özelliği var. 6 haftadan fazla içilirse cinsel gücü artırıcı Viagra gibi etkisi var. Bu nedenle evli olanlar dikkat etsin. Sonra hanımıyla problem doğar. Tatsızlık çıkar. Hocam, o zaman şöyle diyebilir miyiz? Sizi Viagra etkisi yaratan bitki var mı gibi bir soru yönelttiğimizde bu sorunun cevabı Ladengül olabilir mi? Tabii tabii. Daha başka bitkiler de var. O konuya sonra değiniriz. Daha etkili bitkiler. Peki hocam, o zaman gastrit ve ülsere iyi gelen bitkiler ve kötü gelen bitkiler. Yani gastrit hastaları ne yemeli, ne yememeli, nelere dikkat etmeli? Gastritle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Profesör Doktor Çerni, Profesör Doktor Vesler, Profesör Doktor Miller bu lahana suyu ile ilgili klinik araştırma yapmışlar. 60 yıl önce gastriti, ülseri tedavi etmişler zaten. Ama yan etkilerini gidermemişler. Sadece lahana suyu değil ama bu. 16 çeşit bitki var. Ve özel üretiyoruz. Hem yan tesisini ortadan kaldırmışız hem daha etkili hale getirmişiz. Bunun özelliği midedeki, bağırsaktaki yani en amansız Helicobacter pylori isimli bakteri yok etme özelliğine sahip olması. Birleşimindeki metil metilyonun sofonin bromit denen amino asit türevi bunu yapar. Lahanayı haşladığınız zaman, mikserde çektiğiniz zaman bu hassas hocam, bu amino asit yok olur. Hocam, bu bildiğiniz salatalara konan şöyle büyüklükteki kırmızı lahana mı? Hani yuvarlak şöyle. Kırmızı lahana da var, beyaz lahana da var. Oranlarını tabii biz çay hayır, bazı bitkiler var. Hayır, bir de Karadenizlerin yediği bir lahana çorbası yok, falan. Yok, kara lahana değil. Kara lahana değil. Hani başka başka bitkiler var. Sadece lahana da değil. Yani onun yan tesisini bildireceğim. Artı eğer ki şöyle bir durum da oluyor. Gastritin sebebi %20 de virüs veya mantar olabilir. Yani nadiren. Eğer virüs olursa o zaman bitki karışımlı limon suyu dediğimiz iksir gerekir. Yani iksir de virüsü yok edici özelliğe sahip. Neden, nasıl? Bağışıklık sistemini güçlendirerek. Eğer ki virüs sebep oluyorsa gastrite, o zaman bu devreye girer. Hocam, peki hangi yiyeceklerden uzak durmalı bu hastalar? Şimdi bağcılarda bir bayan 15 yıldır gastrit nedeniyle hep yemesine, içmesine dikkat etmiş. Sonra da benden dedi ki, ya şu sizin üründen bir zahmet gönderin de ben de kullanayım. Tamam dedik. Gönderdi, kullandı. 15-20 gün sonra dedi ki bayan, ben eskiden şunu yiyemiyordum. Şimdi taş olsa da yiyorum. Allah Allah. Niye? Dedi, hiçbir şey kalmadı. Bir takım ürün kullandı, bir daha kullanmayacağım. Daha kullan. Çünkü bu hastalığın kronik veya akut oluşuna göre tedavi süreci değişir. Kimi 2 haftada, kimi 3 haftada iyileşir, kimi 4 haftada. Yok dedi, ben artık her şeyi yiyorum. Yani bakteriyi, virüsü, mantarı yok ettiğiniz zaman her şeyi yiyebilirsiniz. Yani özel bir diyete gerek yok. Şimdi ben yani kendim, mesela çok asitli, gazlı içeceklerden uzak durmak ya da süt, yoğurt, peynir gibi ya da baharatlardan uzak durmak gibi, özellikle acı biber. Ben kendim böyle bir diyete girmiyor aslında bunları içince, değil mi? 17 yıl et yemedim. Askerliği yaptıktan sonra Almanya'ya döndüm, uyuz gibi kaşınmaya başladım.
alerji, besin alerjisine yakalandım. O doktor, bu doktor, şu doktor, perişan oldum. İlaç. Almış olduğum bu ilaçlar mideye zarar veriyor, kemik erimesine sebep oluyor, hafıza zafiyetine vesaire. Bronşite. Yani bütün dengelerim bozuldu. Araştırma yapa yapa ben bu ürünlere geliştim. 17 yıl et yemedim. Mesela çocuklarla şeye gidiyorduk, bu piknik. Onlar et yiyordu, ben balık yiyordum veya yiyemiyordum. Bakıyordum onu. Yani 17 yıl et yemedim. Şimdi her şeyi yiyebiliyorum. Neden? Çünkü mideyi tedavi ettiğiniz bakteri, virüs veya mantarı yok ettiğiniz zaman her şeyi yiyebilirsiniz. Mühim olan tedavi etmek. Bunun tedavi özelliği zaten var.